Evet arkadaşlar, Adapazarı Serdivan, ben Azime. Yeni çekim yapıyorum. Mamama hazırlamıştım, söylemiştim daha önce hazırladığımı. Dün akşam mazmayı verdim, çekmemiştim. Ama şimdi böyle kartonlarla kapatıyorum üstlerini. Mamam bu, böyle burada kokonları koymuştum. Kokonları koydum yer, mama koydum şimdi. Hepsi mamaya gelmeye başladı, yavrular çıktı. Bu arada biraz da sineklendi. Buyurun, böyle yapraklar. İçinde aklınıza gelebilecek bütün yeşilliklerin hepsini koydum. Turp, havuç, yani bütün yeşillikleri koydum. Böyle burada gene. Öyle sevdiler ki üste çıkmaya başladılar yine. Solucanlar. Böyle mama. Herkes zengin mama yaptım, zengin mama yaptım diye söylüyor ve ben anlatırken biraz da zorlanıyorum. Mamam gerçekten çok zengin. Bakın burada bir tane kaçıyor içeriye. Işığı da görünce daha çok kaçıyor. Mamamın içinde kapuskalık lahana, kara lahana, ıspanak, havuç, turp, mısır dövdüm, nohut dövdüm, un haline getirdim, mısır unu, talaş, ayva, elma, armut, muz kabuğu, yumurta kabuğu, daha aklıma da gelmiyor, hepsini koydum. Mamaları verdim. 3 tane böyle yerim var, birisi burası, böyle bir tane burada var, bir de burada var. Ayrıyeten bu benim önceki çıkarttığım gübrem. Şöyle çekeyim. Bunun içinde kokonlarım var. Buraya bir yem kasası koydum. İçine de yem koydum. Bu yeme geliyorlar. Böyle. Buna yavrular çıkanlar buraya gelsin diye koydum. Bir de kabak rendeledim. Şimdi gene bir daha mama hazırlığına başladım. Dün ayın 25'iydi. Böyle kabağı rendeledim. Bu rendeledim kabağın içine. Aidiyetten şey doğradım, gene lahana doğradım ve lahanaları da bir güzel yıkadım, sanki ben kendim yiyecekmişim gibi hazırladım, böyle kovamın içinde doğradım. Bu mamayı Allah izin verirse 2 gün sonra çay posasıyla karıştıracağım. Ha, çay posasını söylememiştim, kahve posası, çay posası, onları da koydum. 2 gün sonra bunları karıştırıp ayın 30'u ayın 5'inde mama vereceğim tekrar. 10 gün arayla veriyorum. Zaten mama kaplarım, solucanlarım doldu. Nereye koyacağım onu da bilmiyorum ama kasalara alacağım herhalde. Kasalara koyacağım. Bu arada bu her zaman çekeceğim, bu cam güzelim ölmüştü. Dirildi. Üstüne güzel gübresini koydum, solucan gübresini. Bu da hiç iyi değildi. Gene bu da, bu hepten ölmüştü, canlandı. Böyle olduğuna bakmayın, gerçekten canlandı, büyüdü, kaldırdı kendini, tomurcuklandı. Şurada bir cam güzelim var, onu da dün koydum. Bu da ölmüştü. Ha, gene bir toprak koydum, solucan toprağı, hemen kalkındı ya. Allah izin verirse. Burada yapraklarım var. Çınar ağacından yaprak topladım, buraya koydum. Hepsi burada. Yağmur sularım var. Ben yağmur suyuyla kendi çıkan çayından karıştırıp onu serpiyorum üstlerine. Böyle deldim şişeliği, kapağını. Bununla serpiştiriyorum. Bu kadar. Yani hani böyle anlatıyorlar işte şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ve ben hepsini özenle doğrayıp da koyuyorum. Allah nasip ederse ayın 5'inde tekrar yine yemleyeceğim. Ama o zamana kadar yavrularım da inşallah büyürler. Ben yavru çoğaltmak peşindeyim. Serdivan'da oturuyorum dedim. Bu tarafta beğenme tuşuna basarsanız sevinirim. Ben herkesin kanalını seyredip beğenme tuşuna basıyorum, abone de oluyorum. Çok güzel fikirler aldıklarım da oldu, almadıklarım da oldu. Büyük firmalar bizim hakkımızda konuşuyorlar. Onlar zaten büyümüşler.
Biz küçükleri yetiştirip bizi büyütmeye biz bakıyoruz şimdi. Eğer bir iki arkadaş bir araya gelip de biz de büyük bir şey açarsak ne kadar güzel olur. Tek dileğim o. Tek dileğim o. Adapazarı çevresinde böyle büyük bir şey tesis kurmak. Aslında Kozköy'e gidip başvuracağım ama anca seneye bir yaza. Şimdi solucanlarımı çoğaltmak peşindeyim. 3 tane kabım doldu. İnşallah bir tane daha doldurursam dördüncüsü kaç tane olduğunu da bilmiyorum. Ben kendi kendime yetiştirdiğim için kaç tane olduğunu bilmiyorum. İkisi de doldu. İkisinde de bayağı bir çok solucanım var. Tanesini bilmiyorum. İsteyen var. İsteyene de vereyim mi vermeyeyim onu da bilmiyorum. Alan olursa satacağım. Alan olmazsa da kendim çoğaltıp yer alıp kendim yerimi büyütmek istiyorum. Benim niyetim bu. Herkese kolay gelsin. Tek dileğim herkesin bu işi yapması. Çok da güzel yani mamayı çok sevdiler. Oh. Mis gibi de kokuyor. Hiç öyle pis koku yok. Daha önceden onların hepsini karıştırıp 5 gün beklettim, öyle verdim. Fermente oldu bence. Çok da güzel oldu. Hayırlı geceler. Ben gece çektim. Çünkü çocuk bakıyorum. Ben oğlumun çocuğunu bakıyorum. Geç geliyorum. O yüzden çekimimi de gece yapmak zorunda kalıyorum. Bu saatlerde böyle uğraşıyorum. Geliyorum. İşte elma rendeliyorum. Ayva rendeliyorum. Kabak rendeliyorum. Kıvırcık doğruyorum. Yıkıyorum. Onları koyuyorum. Üst üste yığıp sonra onları birbirine karıştıracağım. Kovalarla hazırladım. İnşallah hayırlı olacak. Gübrem bu kadar, 30 kilodan fazla bir gübrem var. Dursun şimdi, kendime kullanacağım onları. Kıvırcıklarımı, yarın da kıvırcıklarımı çekmek istiyorum. Hayırlısı neyse o olsun. Hayırlı geceler diliyorum. Seyredene de beğenme tuşuna basmasını rica ediyorum. İyi geceler diliyorum.